Muhammed'in nebiyim ve ana alihim ve sahbihim ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyim ümmiyim ve ala alihim ve sahbihim ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyim ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina. Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hoş geldiniz bahtiyar insanlar. Allah'ın bahtiyar kulları. Allah'ın bahtiyar kulları. Çok şükür. Şimdi size bir mukaddeme yapmak istiyorum. Şöyle bir şey. Sirayet kanununu dinlemiştiniz. Sirayet kanunu zaman ve mekan arkasında tesir ediyor. Bir de Subhanallah. Her bir DNA'da insan vardır. Her bir insanın DNA'sında kendisi vardır. Öyle değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hille-i saadeti, yani lihye-i saadeti, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sakalı şerifi canlıdır, ruhludur, şuurludur ki yanmaz, gölgesi yoktur, uzuyor. Hala canlı olduğuna dair uzayıp sonradan kesiyorlar. En azından onun saçında DNA'sı vardır. DNA'da Nur-u Muhammed'i vardır yani. Nur-u Muhammed'i mevcuttur. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın saçı burada. Lihye-i saadeti, sakalı. DNA'sı da burada. Kendisi de, ruhaniyeti de burada. Olmasa, onaylanmasa onaylattırılamaz. Zeytinburnu'nda İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şeyi vardı, örtüsü vardı. Burada İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin örtüsü var, muhafaza etme adınadır üstüne. Ama ilk defa Zeytinburnu'nda da yoktu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın lihye-i şerifi, saçı buraya giriyor, Arnavutköy girmiş, burada. Nur-u Muhammed'i onaylamasaydı gelmezdi. Bu da onaylandığımıza da alamet sayıyoruz. Ki ustadımız bir cübbenin ona ulaşması asın imamlarının cübbesi ona ulaşmasını alamet-i makbul olarak görüyor. Öyle değil mi? Hangi anne vasıtasıyla gelmişti? Asiye Hanım vasıtasıyla geldi. Cübbesi geldi. Onu Risale-i Medar bahsediyor. Ve lihye-i saadetini de lemalarda gördüğünüz gibi karşıda bahsediyor. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın saçı ve DNA'sı mevcut. Nur-u Muhammed'i mevcut. Kendi vücudunun bir parçası ki insanın kokusu, sesi, siması, saç tellerinin herkesin kimlik ve kişiliği olduğunu söylüyor. Kur'an'da onun için kadının saçına oraya girmek istemiyorum. Birkaç saat ders olmuştu. Saç aynı zamanda içinin dışa vuruşudur. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya geçiş yollarından bir tanesidir. Ve saçlar 18 bin aleme
bağ olduğunu, kök olduğunu, bu çekirdek olduğunu, oradan beslendiğini, yani bu aynı zamanda meyvedir. Ötelerin ağacı, kökleri tavandadır cennette. Cennetin ağaçları öyledir, dünya ile terstir. Dünyada kökler aşağıda, ağaç yukarıya doğru. Orada yukarıdan aşağıya büyür. İnsan meyvedir, kainatın, şeceri hilkatin meyvesidir. Meyve insandır. Bu da o bağı gösteriyor. Bu onu gösteriyor. Bağlantı varsa tabii. Bu nereye benziyor? Saçların her bir telli 18 bin alemin GPS'idir. Eğer ruhu aktif ise o insanın, telefon var, kart var ama batarya yok. Telefon var, batarya var, GPS yok, kart yok, bir işe yaramıyor. Üçü bir arada olması lazım. Her bir insanın her bir parçası beden-i mesalisidir. Yani şahsiyet-i manevisinin temerküz ve cem olduğu yerdir. Her bir mazar olduğu, ism-i azama mazardır bil kuvve saçı. Mazar olduğu bütün kemalata hamildir ama ağaç bil fiildir. Çekirdek bil kuvvedir. Şimdi bu ne yapar? Yani ben biraz fizik aleminden bahsedeceğim. Sonra buna gireceğim. Mutlaka bu alemdeki yansımasını, bu insandaki yansımasını biraz bahsettim. DNA mesela poliste kullanılır. Mesela bir yere gidildiği zaman suç unsuru bir parça saç, kılı, tırnağını vesairesini ararlar. Kişinin kendisidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kişinin kendisi. Mesela polisi alsa Hazreti Muhammed der aleyhissalatü vesselam. Çünkü gittiği zaman saç vesaire bir şey gördükleri zaman kriminalde öyle gözüküyor. Şimdi ben bu insan aleminde gösterdim. Şimdi kainatta göstermek istiyorum. Kainatta. Sonra buna gireceğiz. Nasıldır? Kanun aynı. Kablo veya ip gibi. Ha şurada var. Şu demir. Biz okulda gördük yani, ben maktepte mesleğim iyiydi. Şuradan elektrik giriyor. Bu kabloyu ne kadar sararsanız böyle. Sardınız mı abi? Sardım. Bu da durmuyor rahat. Çünkü acayip, o da bizim gibi heyecanlı. Şöyle sardığımızı kabul edelim ve böyle gidiyor. Ne kadar sararsan böyle sarayım. Bu çıkış. Tamam mı? Şimdi eğer elektriği buradan verip buradan çıkarsa bu demirde mıknatıs olur. Çeker. Bunu arabada, araba çöplükte kullanırlar. Böyle vinçte böyle bir tane bobin var. Elektrik geçiriyorlar. Bu o kadar yüksek mıknatıs oluyor ki çöplükteki arabayı kaldırıyorlar. Bunu hızlı trende kullanılıyor bu kanun. Başka zillerde kullanılır bu kanun. Bu manyetik alan. Bunun manyetik alanı şu. Burada da gösteriyor. Ben göstereyim. Parmak elektriğin akımın aktığı yön. Şuradan baş parmağım akım aktığı yön. Buradan akıyor. Bu dört tane parmağım da manyetik alan oluşuyor. Şöyle baktığımız zaman elektrik buradan aktığı için artıdan eksiye doğru şu parmağımda manyetik alan oluşuyor. Sağdan sola doğru Kur'an yazısı gibi, Kabe'nin tavafı gibi. Kabe'nin tavafı aynen böyledir. Elektrik buradan kabul edin ki böyle. Bu parmak öyle gösteriyor, böyle gidiyor diyor böyle. Bu parmaklar neyi gösteriyor? Manyetik alan. Kullanacaksınız, bir fizik anlatmıyorum. Allah'ın adeti ilahisini anlatıyorum ama antika. Böyle, şimdi böyle. Bak biraz önce parmağa gelmişti adamın. Biraz da ileri götüreyim. Her bir şey kendisine has koku yayar, ses yayar, ter çıkartır. Ter de kişinin gelecekte tere göre ilaç yapılacak herkese göre.
ter. Herkesin teri kendisine has kimliğidir. Herkesin kokusu, teri, sesi, saçı kendine astır. Eskide kan organ kabul edilmiyordu. Tıp şu anda Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı'na göre kan da bir organ olarak girmiş. Kan. Şimdi bu görüyorsunuz bu manyetik bir koku yayıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de nereye gittiğini cep telefonları olmadığı için kokuyla takip ederlermiş. Kokuyla. Bunu da gösterdim. İşte böyle bir manyetik bir alan olur. Elektrik geçtiği zaman burada böyle bir alan meydana geliyor. O alanı da olunca denemişler. Bak bu da böyle. Tesadüfen olmamış bilenler şu okun olduğu yer, şu elin ona kimlik okutturuyoruz ya. Hacerül burası. Hacerül Esvet'in olduğu yer istilam ediliyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Denildiği yer. Bak dönüyor. Şimdi üç tane şey aynı ama bu ona geçmeden şunu da göstermek istiyorum. Elektrik geçtiği zaman manyetik alan böyle oluyor. Bu kablo, bu içindeki kablo geçince yataklarını koyuyoruz ya, telefonu koyuyoruz, cep telefonu şarja bağlıyoruz. Ama kafamızın etrafında böyle bir manyetik alan oluyor. Tamam, bak böyle oluyor. Bu kablodan ama takmıyoruz. Takmasam bile burada bir şey var, bulunuyor. Böyle bir alan oluyor. Artiden, enden, S'e doğru geçer. Ben bunu imanda kullanacağım. Yani elektrik hareket ederken böyle şöyle gidiyor. Bu çıkıyor. Buradan en deniliyor. Artı kutup. Buradan da eksi biliyorsunuz. Eksi kutup olmasa elektrik akımı olmaz. İman ortaya çıkabilmesi için, yani şurada bir lamba yanması için bu elektrik akımı olması gerekiyor. Artıdan eksiye akması gerekiyor. Artı imandır, eksi küfürdür. İman olabilmesi için la ilahe, sonra illallah. Yani bir şeyi reddettikten sonra kabulleniş vardır. Bu altyapı yapacağız bunlara. İman artıdan gelir, insana uygulayayım, kalbe girer. Kainatta, nefsül emirde Allah'ın şirki yoktur. Şirk yok. Kafasızın kafasında var. Şirk orada. Orada o iman girdi, küfrü reddedince elektrik devresi tamamlanıyor. Küfür onun için lazım insanın kafasında. Eksi lazım, eksi kutup ki artı kutuptan elektrik aksın. Küfür lazım. Vücudu olmasın, onun da vücudu yok zaten. Ama kafasızın kafasında olacak. Ondan ustad diyor ki 168 işaretleyeceğiz da küfür imana hizmet eder diyor. Ampulü yakar yani böyle. Elektrik akması için küfür gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tabiriyle arş, Kabe, kalp aynı. Şeceri hilkat demek Allah'ın dışında yaratılan şu çıktığımız zaman karşınızda resim var. Allah'ın dışında yaratılan 18 bin alem bu komple. Onların içinde bir tanesi arş. Bu arş Allah'ın isimlerinin perdesiz tecelli ettiği alem. Onun şeyde kainattaki karşılığı peygamber ifadesiyle aleyhissalatü vesselam Kabe'dir. İnsandaki de kalptir. Üçü aynı. Burası. İşte kalp çalışırsa şöyle olur. Dönüyor.
dönmeyen hiçbir şey yok. Simge. Emret Allah'ım, emret. Sen emrine amadeyim. Onun için ifade etmek, kendimi ispat etmek için buraya geldim zaten. Bunun vesilesiyle. Böyle çalışıyor abiler. İman, küfür, bobin nedir? Ruhtur. Üzerindeki sarma sayısı sünnet-i seniyedir. Ne kadar sarmalarsan şu ruh, yani şu demir çekim alanı büyük olur. Artı imandır. Allahu alem benim tefekkürüm. Eksi küfürdür. Bu sarıldığı endüvi deniliyor bizim teknikte. Endüvi, bobin. Piyasadaki ismi bobin, endüvi. Bu üzerinde sarmalamak o imanın fiili tezahürü olan sünnet-i seniye ne kadar kuvvetli olursa bir taraf çeker, bir taraf iter. Enes, la ilahe illallah. La ilahe itmektir, illallah çekmektir. İlk önce küfrü itiyorsun. Çünkü küfrü terk ile kalp temizlenir ve süslenir der işaret-i cazda. Küfrü terk. Enes kutupları, es iter. En çeker. Artı çeker. İtiyor. Bunu da başka bir şekilde göstereyim. Yani bu manyetik alan böyle oluyor. Yani buradan elektrik buradan giderse iman yani. İman geldi, kalpten girdi. Dimağdan tamamlıyor seni yani. Elektrik tamamlıyor. Sen ampulsun. Bütün şu şeceri hilkatin ampulüsün biraz önceki. Sende tamamlanıyor devre. Yoksa devre kopuyor. Senin devren bitiyor. Elektrik devresi olmuyor. Ampul yanmıyor. Bu sağ el, niçin sağ el kaidesi var? Böyle sağdan kuran, sağdan başlar, sola doğru. Elektrik kanunu da böyle. Manyetik alan sağdan sola doğru oluyor. Sağ mazidir Kur'an lisanıyla, Risale-i Nur'da var. Yani Allah'a iman, sola göre tamamlar, ahirete iman. Sol istikbaldır. Efendim? Evet, evet. Kabe dahini göstereyim abi. Elektriği tamamlamak içindir abi. Evet bak. Bak burası Hacer-i Lesed şu masum olduğu yer. Bak sağdan sola. Sağ. Elektrik tamamlanıyor bak. Aha. Elektrik iman semaya çıktı. El bu Kabe'yi koy buraya. İman geldi. Manyetik bir alan. Bu Kabe. Amud-i Nurani. Şimdi kalp, Kabe, arş. Manyetik alan oluyor işte orada dolaşanlar. O manyetik alan olduğu zaman çekim oluyor. Yani bunu yaptık ya, bunu çevirdiğin zaman bunda hiçbir şey yok. Ama sardığın zaman çekiyor. İşte o manyetik alana girdin mi sen de bütün herkesin sevabını çekiyorsun. Kabe'deki bütün hasenatı çekiyorsun. Bak görüyor musun? Bak dönüyor. Kur'an şeyi gibi. Sağdan Hacer-i Lesvet. Latince'de şöyle. Şuradan başlar böyle gider. Bak sayfa böyle. Böyledir. Kainatta her şey böyle. Elektrik de böyle. Bak gösterdim. Şeyde göstereyim. Daha güzel olur. Elektrikle gösteriyorum ki kainatta da böyle. Böyle akar. Dört parmak manyetik alanın bak okları görüyor musun? Böyle olur. Bak Kabe'de adamlar buradan yürüdüler. Böyle geliyorlardı. Görüyor muydunuz? Bak Kabe'de bak buradan başladı adamlar. Buradan böyle geliyorlardı. Yani bir daha bakın. Bak buradan bak görüyor musun?
Şuradan başlıyor. O yeşil ışık var ya, gidenler bilir. Şuradan bak, buradan başlıyor. Koy. Buradan böyle dönüyorsun bak. Ne oluyor sonra? Manyetik alan oluyor. Manyetik alan olunca Kabe'nin içine alıyorsun. Kabe'nin içi neydi? Böyle. Kabe. Bütün kalpler Kabe'de. Kabe aşağı. Amud-u Nurani. Boyut yani. Gidiş gelişlerin olduğu. Ben de selam verdim, istilam ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi. Önce negatifi veriyorsun. Günahları veriyorsun. Evet. Günahları çekiyor, alıyor. Pozitifleri bize geri gönderiyor. Harika. Niçin Kabe siyasi örtüsü beyaz değil de siyahdır? İnsanların aktarımlarından dolayı. Verin bana. Pisliklerinizi verin bana. Ama siyah örtücüdür. Beyaz gösterir hemen, çay mı? Kahveyle kesin, yemekle kesin. Siyah göstermez. Onun için müderrisler siyah sarık sarar. Talebeler beyaz sarık sarar. Onun için nur talebelerdir. Nurun talebeleri olduğumuz için beyaz sararız. Aramızdaki imtiyazlı varsa siyah sarabilir. Varsa sarsın. Ama kim o imtiyazı takarsa kendisi. Onun için Kabe diyor ki pisliğini at bana. Yani günahlarını alıyor. Sana bir şey bırakmıyor. Ne yapıyorsun? Döne döne ben onu öğütüyorum değirmen gibi. Temizliyorum onu. Siyah örtüsü o. Hepsini alıyor. Beyaz geleni atıyor. Yapmıyor öyle. Onun için siyah örtü tesadüfü değildir. Hepsi simgedir. Buna ait 5 saat dersimiz var. Şimdi bunu da gördük sevgili arkadaşlar. Lihe-i saadete giriyoruz. Vesileliğine buna gireceğiz. Bugün Refet Bey'in bir mektubunda mektubunu aldım. Lihye-i Şerife, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sakal kılları hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki, ama bu arada da bilin burada ya, yapamıyorum ya, kopamıyorum, o için size böyle derken aslında kopmaya çalışıyorum, kopamıyorum, koparım şimdi. İnşallah böyle güzel bir ders olur. Hadisçe sabittir ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın o vakit hatırıma gelmiş ki lihye-i saadet yalnız lihye-i şerifin saçlarından ibaret değil. Belki resi mübarekinin tıraş oldukça kafasındaki saçları hiçbir şeyini kaybetmeyen sahabeler o nurlu ve mübarek saçları, bak şimdi buradaki nurlu açacağız, hepimiz doya doya seyredeceğiz. Ve odur, DNA'sıdır. Onun poliste, kriminalde, jandarma kriminalde kişinin kendisi olduğunu ispatta kullanılır. Koku, ter, elsinetünküm ve elvanikum, lisanlar, simalar kendileridir. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saçları burada nurludur, mübarektir ve canlıdır. Büyüyor yani. Büyüdükçe kesiyorlar. Daimi yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Çünkü 10 defa da bir, o 100 bin defa çürümüştü o. Saç da çürür yani. Canlı olduğuna delil çürümemesi. Yani orada şey mumya yok ki, göreceksiniz. Mumya yok. Çürümemesi. Büyüyor, çürümemesi yani. Çürüm olmuyor. Hayattaki. Bir de büyüyor. Yetmiyor. Ya niye çürümüyor en azından? Bazıları der ki tamam onu yaktık mı? Yapmış. Yapan yapmış. Biz o cesaretimiz yok. Ben bugün akşama ikinden beri yanımda vallahi Allah şahit açamıyorum. Ben doya doya bakayım, bakamıyorum. O heyecandan sonra herkesle beraber bakacağım. Vallahi bakmış değilim. Yani acayip bir şey yani. Acayip olmuştum yani. Niye? Şahs-ı manevisi var ya. Kendisi yani. Nurlu diyor. Sonra mübarek ve daimi yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Niye daimi yaşayacak? Canlı. Niye çürümüyor? Mezarda saç mı kalır? 40 gün sonra burun düşüyor zaten. 52 gün sonra. Onlar binlerdir saçları. Yani saçları düşün. Binlerdir.
şimdiki mevcuda musavi gelebilir. Yine o vakit hatırıma geldi ki, acaba her camide bulunan buradaki senedi sahi ile bu saç Hazreti Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki? Senedi sahi ile bu saç Hazreti Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki ona karşı ziyaret makbul olabilsin? Yani o mu, onun mudur acaba? O mudur? Birden hatıra geldi ki o saçların ziyareti vesiledir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama karşı salavat getirmeye sebep ve bir hürmet ve muhabbete medardır. Bu, belki bu derse bir kısmınızın gelmesine sebeptir. Bu dersi dinlememize, salavat çekmemize, yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama karşı salavat getirmeye sebeptir. Hürmeti tazelemektir. İmanı tazelemektir. Ceddüdü imanikum. İmanı tazelemektir. Muhabbete medardır. İlim süreçtir. Muhabbet sonuçtur. Vesilelik ciheti o şeyin zatına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Ben manyetik alana da gireceğim. Demek ki en farz muhal olarak olmasa bile Allah Resulü'nün saçı, o olmasa bile o vesile oluyorsa salavata, muhabbete, maksat yerine gelmiş oluyor. Başka bir delili var. O olmasa da Allah öyle yapar diyor ustad. Niçin? Bak. Onun için eğer bir saç hakiki olarak lihye-i saadetten olmasa, değil diyelim. Bak şimdi Allah ne yapacak? Madem zahir hale göre öyle telakki edilmiş, kabul ümmet olmuş ve o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmet ve teveccühe ve salavata vesile olmuşsa, oluyor, kat'i senet ile o saçın zatını teşhis ve tayin lazım değildir. Yalnız aksine kat'i delil olması yeter. O değildir çünkü delilim yoksa odur. Caddi ümmet, muzam ümmet caddi-i kübrada gider. Yani telakkiyat-i amme, madem insanlar böyle düşünmüş, böyle ve böyle kabul etmiş ümmet, bu böyledir. Hüccet hükmüne geçer. O olduğuna dair. Hüccet. Çünkü mesela İmam-ı Gazali'nin unvanı nedir? Hüccetül İslam, İmam-ı Gazali. Sözüne delil arıyor, arar mısın? Aramaz. Kendisi hüccet çünkü. Sözüne hüccet aranmaz. Kendisi hüccete dönüşmüş. Niye? Kabul-i amme ve telakki-i amme kabul-i ümmet olmuş. Onda icma vuku bulmuş. Bu budur diye. Telakki-i amme kabul-i ümmet olmuşsa bir insan, bunun aleyhinde aksine delil olmazsa bu böyledir. Yoksa yaşanmaz. Mesela onunla alakalı Gazali'de şöyle bir şey var. Sahabeler Mescid-i Aksa'yı, yani Kudüs'ü fethettikleri zaman çarşı gittiler seçim şeyden, fetihten sonra. Çarşı pazardan diyor peynir aldılar. Oysa orayı fethedilen orada mukim Hristiyanlardı. Siz buna domuz mayasıyla mı yaptınız? Buzağın bağırsağıyla mı bayladınız? Sormadılar, aldılar diyor. Bak. Bazı ehli takva böyle işlerde ya takva veya ihtiyat veya azimet noktasında ilişseler de hususi ilişkiler, bida da deseler bida-i hasenevinden dahildir. 50 kaçıncı sene? 56 lemalarda burada yazıyor bak 56. Bida-i hasenedir. Mesela minare bida-i hasenedir. Yani Allah Resulü zamanında yukarıya çıkardı. Şimdi onun timsali misali olan sesi çıkıyor. Sesi kendisi. Çıksa iyi olur ama sesi çıkıyor. O nedir o? Bidadır. Sonradan olandır. Bida demek haram değil yani. Din içine sokulmuş değil. Hakikatının teşhiridir. Ne demişler ona? Bida-i hasenedir.
Güzel sonradan çıkan adet. Sonradan çıkan güzel adet. Bidayseye sonradan çıkan tahrip. Çünkü vesile salavattır. Refet Bey mektubunda diyor. Bu mesele ihvanlar mabeyninde medar münakaşa olmuş. Şimdi bize bir dustur söyleyecek. Biz evde de uygulayacağız. Kardeşler birbirimize de uygulayacağız. Sonra başka bir konuya gireceğim. Ondan sonra açacağım. Açacağız yani. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki. Buyur üstadım. İnşikaka, yarılmaya, ayrılmaya, iftiraka, bölünmeye sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Nasıl yapacağız üstadım? Yalnız müdaveli efkar suretinde mizansız mübahiseye alışsınlar. Yani senin gibi düşünmüyorum ama seninle konuşabilmeliyim. Benim gibi düşünmeyen, benle alakası yoktur derse bu dünyada yaşanmaz. Farklı düşünceler insana zenginlik katıyor. Her makamdan bakan, hiçbir makama mahkum olmayan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanandır enfusi ve hür insan. Hür insan keyfilik değildir. Mazar-ı esma ve sıfatı ahlakında gösterebilmektir. Bir daha. Hürriyet, hür demek, hür insan. Hürriyet ne demek? Keyfilik değildir. Esma ve sıfatı ahlakında göstermektir. Eylemsel itibariyle kendine ve gayrına zarar vermemektir. Başka, psikolojik olarak hür kim? Hariçten kayıtlanmadan kendisine hat koyup hududunda kalandır. Örnek uygulayayım. Sen bana desen ki bir saat bu binadan çıkma. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Bir gün bana bir sene olur. Ama kendi ihtiyarımla 10 gün kalırım. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hariçten tahdit edilirse, kayıtlanırsa insanın fıtratında bu yoktur. Onun için bakın haricin tehdidi, kaydı ile olmayıp kendisinin haddini bilip hududunda kalması hürriyettir. Hariçten olursa köleliktir, tasmalıktır. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir de şeyi yapacağım ben size göstermek istiyorum. Lemalarda ustad o elektriği niçin yaptım ve no burası ne olacak onu elektrikte biraz anlattık ama burada esas anlatıyor. Bu lihye-i saadetin mahiyetini anlattık. Tam da ne işe yarayacak bu? Yani bu lihye-i saadet salavata, nurlanma, işte tecdidi biatımız oldu vesaire. Ama bir halet rüye bakımından bir farklılık ne olabilir? Onu anlatıyor şimdi burada. Diyor ki vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Yani mesela bazı şeyhler, bazı abiler, ustadlar vesaire vesiledir. Fakat mesela güneşi sana lamba yansıtıyor. Burası bu durum diyelim. Aynaya koysak aynayla güneş buraya girebilir. Güneşi de sen olmasan sen varsın ya. Ayna sen olmasaydın karanlıkta kalacaktın vesaire. Sen bunu ya bu vesile ya. Esas semadaki güneşi unutma. Ama bu da ya vesileymiş diye de çöpe dağıtma. Çünkü onu sana buraya taşıyor. Zındıklar diyor ki ustadınıza siz muhalefet ediyorsunuz. Niye? Kendisine hürmet istemiyor. Siz niye hürmet ediyorsunuz? Zındığı görüyor musun? O kemalatından istemeyebilir. Faziletinden. Ama bizim vefa borcumuz, edebimiz, imanımız, her şeyimiz ona hürmeti gerektiriyor. Öyle diyecek zaten. Bu ayna muhafaza edilmeli. Çünkü güneşi buraya taşıyor. Diyor ki, güneşi unutup ona minnettar olmak divaneliktir. Güneş asıl. Ama Allah Resulü aynadır. Ustad aynadır. Hocalar, abiler bize örnek gösteren aynadır. Aynanın büyük aynadır, çatlak aynadır, tozludur, renklidir. Aynanın çapına göre farklılık olur. Ama illa bir semadaki güneş gibi niye olmadı denilmemeli. Güneşi unutup ona minnettar olmak divaneliktir. Evet, ayna muhafaza edilmeli. Çünkü mazardır. Muhafaza edilmeli şeyh. Peki muhafaza etmemiz gerektiğin en büyük delil gündelik hayatta söyleyeyim.
Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatıdır. Edilmeliydi. Ediyoruz da. Rahmetle anıyoruz. Niçin? İslam düşmanlarının feveranından. Delildir ki edilmesi lazımmış. İbrahim'i mi göremiyoruz aleyhisselam? Nemrut'a bakın görürsünüz. Yani bir insanın ne olduğunu iki yönle bilinir. Ya onun arkasına gidenler veya onun karşısında olanlar. En kesin delil hangisidir? Arkasından gidersek bilmiyoruz ki belki nasıl bir fazileti var, kemalatı var. Hüsnü zanla gideriz. Ama biz onu tahkik ve inceden inceye eleyememişiz. O adam nasıl bir adamdır? Nasıl bileceğiz? Ona zıt olanlar yapmıştır. Zıt kim bunun karşısına kim duruyor? Bu adama ona göre tavır geliştiririz. Bunun karşısına kim çıkmış? Bu adam, bu deriz ki bu bize yakın veya değil. Mesela birisi bana hücum ediyor. Benim hücum ettiğim bir yere yardım etmiş olmuyor mu? Bana hücum ederek. Takdir ederek, takdir ettiğimi takdir ediyor. Vesilelik böyledir. Ne demektir? Eğer Musa'yı bilemiyorsak, Firavun'dan git. Eğer Muhammed'i göremiyorsak aleyhissalatü vesselam, Musa aleyhisselam. Eğer Muhammed aleyhissalatü vesselam göremiyorsak, Ebu Cehil'e bakın, küfre bakın. Ustadı da böyle düşünün. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni de böyle düşünün. Mahmud Efendi Hazretleri'ni de böyle düşünün. Süleyman Efendi'yi de böyle düşünün. Menzili de böyle düşünün. Kardeşlerimizi de böyle düşünün. Bak bakalım muhalifinde kim var? Böyle olacağız, beraber olacağız, dir olacağız demiş adam. Doğru demiş. Ayna muhafaza edilmeli. Bu pillerimiz aynedir. Çünkü mazardırlar. Rabbimizi gösteriyorlar. Peygamberi hürmetimizi arttırıyorlar. Mazardırlar. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynedir. Boşuna mı kuduruyorlar? Cenab-ı Hak'tan gelen feyze makes olur. Yani yansıtıcı olurlar. Allah'tan gelen feyiz onun üzerinden akıyor. Allah Resulsüz, peygambersiz. Allah'ın nuruna nasıl mazhar olacaksın? Onun varisleri de ulema, ümmeti, enbiya, beni İsrail. Benim ümmetimdeki ulema, beni İsrail peygamberleri gibidir. Ama adam ne diyor? Hürmet etmeyin. Ya nasıl hürmet? Sen dedikçe tam tersini hürmet edeceğim. Başımın tacını yapacağım. Çünkü onlar Resul malımızı gösteriyor. Sizi bize tanıtıyor. Niye siz ona düşmansınız? Çünkü bana sizi gösteriyor. Sizin hakiki yüzünüz o söylüyor. Sizi deşifre ediyor. Allah Allah. Müridine bak işte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynedir. Cenab-ı Hak'tan gelen feyze makes olur. Müridine aksedilmesine de vesile olur. Ama vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Kaynak kabul edilmemesi lazım. Hatta bazı olur ki esas geliyorum mevzuya. Mastar telakki edilen bir ustad ne mazardır ne mastardır. Peki hani dedi ya belki lihe-i saadet değil. Belki o zat büyük zat değil. Mahmud Efendi büyük değildir belki. Diyor ki o zaman sen diyor rabıta ile ona teveccüh ile ona muhabbetle muridinin safeti ihlası ile yani kişinin ihlası ona karşı irtibatı ve hasrı fikretmesiyle o murid Mahmud Efendi'den Bediüzzaman'dan İmam-ı Rabbani Hazretlerinden geldiğini zannettiği feyzi Allah ihlasına mukabil direkt veriyor. İhlasına mukabil. Sen halis olarak mı yaptın bunu? Bediüzzaman böyle bir muhabbet mi yaptın? İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne böyle muhabbet mi yaptın? Ama o belki de böyle bir aynı darlığı yok. Ama senin Cenab-ı Hakk'a bak şey yapmıyor. Onu telef etmiyor muhabbetini. Safet ihlasımızı, kuvvet irtibatımızı hass-ı nazarımızla o müride, o talebe başka yoldan aldığı füyüzatı ustadının mirat-ı ruhundan da gelmiş görüyor. Buna ait eylemsel
bir tane örnek veriyor biliyorsunuz. Adam nasıl yapmışsa zındığın bir tanesi tarikata girmiş. Yükselmiş, şeyh olmuş. Ama onun o zındık kafir ama yetiştirdiği talebe evliya olmuş. Risale'de geçiyor değil mi? Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede, manyetizmaya gireceğim biraz. Alemi misala karşı hayalinde bir pencere açılır. O aynede çok garabi müşahede eder. Halbuki aynede böyle cama bakınca ki bakmayın. Göze bakınca hop gittikçe göz gözlükten çıkıyor. Başka bir alem içtekiler gözüküyor. Günahlarımızı gözünce insan kendi gözüne bakamıyor. Çok şiddetli bakarsa dikkat korkar. Çünkü günahlarımız kalpteki gözükebiliyor. Halbuki aynede değil, burada değil, camda değil. Belki aynaya olan dikkat-i nazar vasıtasıyla aynenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. İşte burada manyetizma tabirini görüyor musunuz mouse? Manyetizma o eletiği onun için gösterdim. Manyetizma bu abiler. Manyetik dalga oluşuyor. Dalga oluyor. Manyetizma vasıtasıyla mesela cama bakıyor. Hop cam kalkıyor. Eskide şey vardı ortaokuldayken biz kartpostal satılıyordu böyle. Tek renk beyaz falan. Beyaz siyah öyle renk falan. Hiç gözünü oynatma biliyorsunuz. Şöyle baktın tamam mı? Hiç oynatma. Bak hop kalkıyor bu. Bahçe, kuşlar uçuyor. Kartın arkasında var. Almanya'da eskide şey vardı böyle. Bakarsın kuş uçuyor suyun üzerine. Dur. Böyle yapınca kanat aşağıda böyle yapınca aynı kuş uçuyor oluyor. O kart da siyah beyaz. Üç boyuta derinleşiyor. Zahirde gözükenin arkasında bir köy var orada. Gözüküyor. Mesela ben bu araştırma yaparken manyetik alan adam videoda diyor ki çok garibime gitti. O videoyu almak istedim ama şey yapmadım. Böyle yapmış tamam mı? Kendisi yapmış. Allah şahit anen. Şöyle koymuş. Şuradan eletik geliyor. Buradan gidiyor. Bu parmaklardan manyetik alan oluyor. Bu taraf çekiyor, bu taraf itiyor. Ele eskutup, elektrik böyle gidiyor, tamamlanıyor böyle. Fakat burada demir tozları koymuş. Demir tozları koyunca ispat ediyor, bak mıknatıs oldu diye. Burada tozlar çeke çeke adamın tipine benzemiş demir tozlar. Farkında değil o. Benim biraz böyle bakınca ben detaya bakıyorum. Şöyle bana bunu gösterince ben buna direkt bakmıyorum. Etrafa bakıyorum, ondan sonra buraya bakıyorum. Ne bileyim, benim fıtratım biraz böyle bir şey. Bakar mısın deyince ben ilk önce diyene bakıyorum. Sonra şeyle bakıyorum. Sonra buraya bakıyorum. Şimdi böyle koymuş. Evet tertibatı koymuş gösteriyor. Demir tozları koymuş cama. Bir baktı ki demir tozlar hareket ediyor. Etti, hop. Bu taraf itti bu taraf çekti falan. Adamın tipi bir baktım adamın tipiyle oradaki şekil aynı. O kadar tesir etmiş. Bu neyi gösterdi nereye götürdü beni? Yarık deneyine götürdü fizikte. Biraz nefs-i emri çok seviyorum. Yarık deneyinde biliyorsunuz elektronlar tanecik veya dalga hareketi yapabiliyor. Seyredene göre değişiklik yapıyor. O da niyet ve nazar mahiyet eşeği değiştiriyor. Eylerine gönderme olsun. Nasıl ki bir şey okuduk. Halbuki aynede değil belki aynaya olan dikkat-i nazar vasıtasıyla aynenin haricinde hayalinde bir pencere açılmış görüyor. Onun içindir ki bazen nakıs bir şeyin halis muridi şeyhinden daha ziyade kamil olabilir ve döner şeyhini irşad eder veya şeyhinin şeyi olur. Burada yazmıyor. O nerede? Şu anlarda 319'da zındık o. Bu o değil. İktibas etmiş oradan. 319 şualarda. Adam zındık bir yol bulmuş. Tarikata girmiş, lider olmuş. Dersiyle evliya olmuş. Talebesi hocasının zındık olduğunu anlamış. Adam demiş ki anladın beni değil mi demiş şimdi. Anladım ama demiş senin vesilenle ben madem bu makama çıktım. Bu
Bu sefer o evliya talebe uğraşmış, Rabbine niyaz etmiş, gayret etmiş, onu kurtarmış, şeyhinin şeyhi olmuş. Evet, şimdi manyetizma bu şu alan oluyor abiler, onu göstereyim size bir daha. Manyetik alan şu, manyetizma dediği bu. Elektrik geçince burada, eylemsel itibariyle şu oluyor. Burada acayip. Bu daha videoda böyle etkileniyorsun. Ya ortamda olsan, olanı sana söyleyeyim. Ayağım tavafta çıktığım zaman, doktorum sana mı gelmiştim? Ayağım yarılmış. Hiçbir şey anlamıyorum. Her gözlük veya nereye bastım bilmiyorum ki. Tavaf ettiriyor mu? Amca hiçbir şey anlamamışım. Otele geldim. Yarılmış ayağım. Allah Allah dedim. Hiçbir şey anlamadım. O sıcaktan hiçbir şey anlamıyorum. Öyle manyetik alan ki. Narkoz vermiş vücut. Bak daire daire. Acayip. Ha şimdi bu çalsın. Salavat getireceğiz. Bunu alın. Birinci İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin namaz kıldığı ve örtündüğü örtüyü göstereceğim. Beraber salavat getireceğiz. Bir anda ucum olmayacak. Sıraya gireceksiniz abi. Sabaha kadar buradayız yani, endişe etmeyin ama 10 dakika sonra kapatacağız. Yok inşallah. Peygamber aleyhissalatü vesselamın o lihi saadetinin sakalının şeyini, o İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin örtüsünün üzerine açacağız, bakacağız. Salavatı bırakmayacağız. Çünkü lihi saadetin özelliği bir, nurludur, canlıdır, hayatlıdır, hürmete, imanın tazelemesine, muhabbetine, vesile ve salavatına, salavatla yapıyoruz. Salavatla onun şahsiyeti maneviyesine giriyoruz. Şimdi yapacağız abiler. Bu dursun. Bunu da al. Bu kalsın. Bunu al. Abiler giriyorsunuz sıraya. He? Salavat nasıl bulacağız? Doğru, bir oturun bir bulalım. Ama biz getireceğiz salavatı. Şimdi salavata başlayayım, ben açınca çağıracağım. Sıraya girin. Salli ala seyyidina Muhammedin nebi.
Muhammed'in nebiyi ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyi ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyi ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyi ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in nebiyi ümmiyim. Getir getir salavat. Ali ve sahbihi. Siz de yakın gösterin. Var salambanız. Allahümme salli ala. Kendisi. Seyyidine Muhammed'in nebiyi ümmiyim ve ala. Ali ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ümmiyim ve ala alihi ve sahbihi. Kendisi Nur-u Muhammed'in. Kendi DNA'sında Nur-u Muhammed'i var. Salli ala seyyidina Muhammed. Hırka gibi değil bu. Hırka gibi değil. Kendisi bu. Giydiği değil. Halihi ve sahbihi ve sellim. Muhammed'in nebi. Peygamberimizin elbisesi. Yo, bu İmam-ı Rabbani değil, o peygamberimizin. Hadi Mehmet. Saçı, elbisesi. Gözüküyor değil mi? İşte o. Çok güzel. Mesela orada Muhammed sen peygamber müsaken saçını görsen. Başka bir gösterin. Saçı yok. Hayır. Ne devlet ya. Bu akşam bu sergileneceğini aramızda birisi var. Öğleyin Kayrül'ün yatınca görmüş rüyada. Ve ondan sonra Furkan'ın yayınını görmüş ve bugün gelmiş. Ve şu anda sesimi duyuyor. Öğleyin Kaylül'ün uykusuna yatınca Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaret ediyor. İşte ondan sonra bir şey namaz mı kılıyorlar, bir şey oluyor. O detay şimdi onu anlattırmıyor. Sonra işte bunun yayınını görüyor, bu akşam dersi var. Babasıyla geliyor. Allahümme salli ala seyyidina. Şimdi lamba daha güzel oldu. Muhammed'in nebi.